Haftada bir, 15 günde bir bakımını yapamaz mı? Sen yarım saat kendini ayıramaz mı? Peki yani illaki kuaförlerde mi bu bakımı yapmak lazım? Hayır. Evde kendi kendimizi uygulayamaz mıyız? Evde kendi kendini uygulayacaksın zaten. İşte o biraz zor geliyor. Hem de maliyetli geliyor. Şimdi bir ürün alıp evde onu aylarca kullanmak var. O bir ürünü bir ay, yani mesela 3 ay kullanacağımız bir ürünü kuaförde bir kere de o parayı vererek yaptırmak zorunda kalıyoruz. Şimdi alacak olduğunuz tabii mesela, onların da yaptığı başka şeyler vardır da. Bir ayda kullanacak olduğun ürünü kuaföre, yani bir sefer gittiğin zaman işte veriyorsun. 5 sefer kullanacak olduğun ürün parasını veriyorsun. Evet. Evde alıp kullanabiliyorsun. Yani onu da yapalım ama destekleyeceğimiz bir şeyler olmalı evde. Destekleyeceğiniz bir şeyler olması için ona yapacak olduğunuz, mesela her zaman için saçın neyle yıkıyorsun? Şampuanla yıkıyorsun değil mi? Hı hı. Hiç saçın dibindeki derinin ne olduğunu biliyor musun? Mesela vücutumuza kese yaparız. Evet. Vücutumuzdaki ölü deriyi atarız. Zaten depiler olarak kan deveranı yaparız. Tabii. 20 günde bir, 18 günde bir ölü deri atılır, yeni deri gelir. Yani vücutun doğası bu. Hı hı. Ama saçındaki deri hiç atıldı mı ki? Evet, atılmadı. Doğru. Hani doğru. Bunları bilinçli olarak kullandığın zaman zaten hiç gerek gelmeyecek ki. Hiç böyle bir şey. İstediğin kadar istersen ayda bir röfle yaptır. Asla. Asla. Saçın dibini doğru beslersek ucu beslenir. Ucu da beslenir. Evet. Böylece sağlıklı saçlara sahip oluruz. Röfle yaptığın zaman da o bakım kremini koyduğun an, bakım yani bitkiden yapılmış bakım kremini. Dipten itibaren. Tabii dipten itibaren koyduğun zaman zaten koyduktan sonra o saçını istediğin yere gösterebilirsin. Siz kendiniz memnun oluyorsunuz. Nasıl yağı sürdüğünüz zaman, bakımı yaptığınız zaman uçları düzeliyor diyorsanız, o zaman saçınızın toklaştığını, kalınlaştığını hissedeceksiniz.